Herkese selamlar, herkese merhabalar arkadaşlar. Yine güzel bir konuyla karşınızdayız. Bugün tarihin duasını işleyeceğiz. Hazırsan kemerlerini bağla, hız kesmeden başlayalım. İlk olarak öğrenme çıktılarımıza bakacağız. Yani konuda neyi göreceğiz? Dersek tarihin doğasını ele alacağız birlikte. Akabinde ise anahtar kelimelerimiz geçmiş, kanıt, olay ve olgu kavramlarını ele alacakken bir de temel kabullerini göreceğiz. Temel kabullerde tarihin doğasını farklı kaynaklar üzerinden inceleyebilmeniz, tarihsel bilginin üretim sürecini çözümleyebilmeniz, dijitalleşmenin tarih araştırma ve yazımının dönüşümüne etkisini değerlendirebilmemiz bizim için temel kabuller olacak. Hazırsan haydi başlayalım. Şimdi ilk olarak arkadaşlar tarihin doğasıyla ele alacağız. Tarihsel bilginin bilimsel olması için neler gerekmektedir? Birincisi sistemleştirmeyi bilmemiz lazım. Tarihsel bilgilerin belli bir düzen içinde sınıflandırılması ve analiz edilmesi gerekmektedir. Bu sayede tarihsel olaylar arasındaki ilişkiler neden-sonuç bağlantılarını daha net bir şekilde ortaya çıkartmamızı sağlayacak en büyük noktadır. Peki kaynak eleştirisini yapacağız. Aslında tarihçilerin arkadaşlar 5T kuralı diye adlandırdığı bir kuraldır. Tarama yapacağız, tasnif edeceğiz, tahlil edeceğiz. Daha sonrasında tenkit edeceğiz ve böylece sonuca ulaşacaksınız. Kaynak eleştirisi tarihsel bilgilerin güvenilirliğini, doğruluğunu, kullanılan kaynakların eleştirisel bir şekilde değerlendirmesini ne yapar? Sağlar. Farklı kaynaklar arasındaki çelişkiler tespit edilmeli ve en doğru bilgiye ulaşmak için titiz bir inceleme yapılmalıdır. İşte bu da sizin doğru kaynaklara ulaşmanızı ve kaynağın arkadaşlar eleştiri yapmanızı sağlayacak en büyük unsur olacak. Peki bilimsel yöntemlerin kullanılmasında en önemli unsur ne olacak peki dersek? Tarihsel araştırmalarda bilimsel yöntemler kullanılmadır. Bu yöntemler arasında hipotez kurma, veri toplama, analiz etme, sonuç çıkartma gibi adımlar yer alır. Tarihte neden sonuç ilişkisi? Mesela şöyle düşünün. Siz arkadaşlar bugün tarihte Tonguç'u dinliyorsunuz. Neden? Çünkü sınavlara hazırlıyorsunuz. Diyorsunuz ki evet ben güzel üniversitelere gideceğim diyorsunuz. Nedeniniz bu. Sonuç olarak da güzel notlar alıyorsunuz, güzel sonuçlar elde ediyorsunuz ve güzel üniversiteleri doğru yola çıkıyorsunuz. Yani aslında bir nedeniniz var, aslında bir sonucunuz var. Tarih de bir şeyi eleştirirken ya da bir yaklaşımda bulurken neden sonuç ilişkisi içerisinde ne yapmaktadır? İncelemektedir. Eğer tarihsel olaylar arasında neden sonuç ilişkisi kurulamazsa tarih sadece birbirini izleyen rastgele olayların bir koleksiyonu olarak kalır. Bu durumda tarihçiler olayları anlamlı bir şekilde açıklamak yerine sadece kronolojik bir sırayla anlatmak zorunda kalırlar. Yani şunu soracağız kendimize. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u neden fethetmek istedi? Bakın kavrama bakın. Neden fethetmek istedi? Sonuç olarak ne yaptı? 29 Mayıs 1453 yılında İstanbul'u fethetti. Sonuç olarak artık İstanbul Osmanlı'nın başkenti oldu. Niye etti? Niçin etti? Neden etti? Bunun sorularını ne yapamıyorsunuz kendinize? Soramıyorsunuz. Bu da bizim akışımızı ne yapar aslında? Bozar. Tarihsel olaylar arasındaki neden sonuç ilişkisi sayesinde gelecekteki olası gelişmeler hakkında tahminlerde bulunmak mümkün olur. Ancak bu ilişkiler göz ardı edilirse tarih tamamen öngörülmez ve rastlantılara bağlı bir süreç olarak görülür. Bu da geleceğe yönelik herhangi bir yorum yapılmasını tamamen engeller. Tarihçi olaylar arasında neden sonuç ilişkilerini ortaya çıkararak geçmişi anlamaya ve açıklamaya çalışır. Ancak neden sonuç ilişkileri göz ardı edilirse tarihçinin rolü sadece olayları sıralamak ve yazgıyı öne sürmekle sınırlı kalır. Bu da tarihçinin bilimsel bir araştırmacı olmaktan çıkarak daha çok bir hikaye anlatıcısına dönüşmesine neden olur. Derim ki artık bir varmış bir yokmuş. Eve zaman içinde kalbur zaman içinde mükemmel bir Tonguç varmış. Artık masala döndük değil mi? Hikayelere dönmeye başladık. Gerçeklikten ne yapmaya başladım? Uzaklaşmaya başladım. Bu da beni arkadaşlar sıkıntılı bir duruma ne yapar? Sokar. O yüzden de tarihte neden ve sonuç olmazsa olmaz en büyük bir faktördür. Peki tarihsel bilginin özellikleri içinde neler var? Tarihsel olaylar tekrarlanamaz. Yani şöyle düşünün. Fatih Sultan Mehmet'i kaldırıp da tekrardan bir İstanbul'un fethini yap. Ben bunu gözleyeceğim diyebilir misiniz? Bunu yapma olasınız yok. Hadi tıp gelişti diyelim. Fatih Sultan Mehmet'i arkadaşlar dirilttiniz. Fatih Sultan Mehmet tekrardan İstanbul'u fethetmek istedi. Ama aynı ortamı, aynı ambiyansı, aynı yapıyı bulma olasılığınız var mı? Yok.
O yüzden de diyorsun ki tarihi olaylar tekrarlanamaz. Ama dersiniz ki belki hocam tarih tekerrür ediyor diyorlar. Peki tekrar ediyorlar. Hayır. Tarih benzerlik gösterir arkadaşlar. Bakın tarih ne yapar? Birbirine benzerlik gösterir. Ama tarih aynı şekilde tekrar yapılamaz. Tarihsel bilgi laboratuvar ortamında tekrar edilmesi ya da üzerinde gözlem yapılması mümkün olmayan geçmiş yaşantılardır. Yani kimyacı bir sabunun yapacağı formülü çok rahat bilir. Bir fizikçi arkadaşlar bir formülü yazar, bir ivmenin kuvvetinin hesaplamasını gerçekleştirebilir. Bir matematik öğretmeni bir formül sayesinde matematiksel işlemleri tekrar 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 yapabilir. Ama tarihte bir şey olduysa o orada bitmiştir. Yani tarihi tekrar ettiremezsiniz ama fiziği, kimyayı, biyolojiyi, matematiği tekrar tekrar ele alıp tekrar tekrar deneme şansınız vardır. Ha ama bulacağım farklı kaynaklar eski belgeleri de ne yapabilir? Değiştirebilir. Bakın bunun öncesinde yıllar önce Osmanlı Devleti'nde ilk paranın Orhan Gazi döneminde basıldığını söylerken daha sonrasında yapılan kazı çalışmaları ve buluntular sayesinde artık Osmanlı Devleti'ndeki ilk paranın Osman Gazi'ye ait olduğunu öğrendik. Yani demek ki bulacağım yeni belgeler eski belgelerin değişmesine büyük bir faktör yapacak. Peki, tarihçiler farklı kaynaklardan elde ettikleri çok sayıda kanıtları yararlanmak zorundadır. Tarihçiler araştırma sürecinde uzlaştıkları belge, bulgu ve alıntılar üzerinden geçmişi yeniden kurgularlar. Yani o dönemi yaşamış gibi hareket ederler. Ve böylece doğruya ulaşmamız anlamında önemli bir katkı sağlar. Tarihçilerin her türlü yazılı ve görsel belgeden, arkeolojik buluntu ve kalıntıdan, konuyla ilgili yapılmış çalışmalardan ya da görgü tanıklarından yararlanması gerekmektedir. Yani o yüzden de tarihte kaynakları ayırırken 5-4 tane kaynak ararız. 1- Sözlü kaynaklar. 2- Gerçek eşya ve nesneler. 3- Yazılı kaynaklar. 4 ise arkadaşlar görüntülü ve sesli kaynaklar. Sözlü kaynakları ne söyleyebilirim? 10. sınıfın Tonguç öğrencileri. Öyle bir duruma geldiler ki yazılılarda mükemmel sonuçlar aldılar. Aldılar ki beyaz atlara binip ufka doğru kanatlandılar. Bakın sizin kanatlanma olasınız var mıdır? Hayır. Aslında ben sizi bir hikayeleştirdim. O zaman sözlü kaynaklar içine hikayeleri alabilirsiniz. Masallar alabilirim. Destanları alabiliriz. Menkıbeleri alabilirsiniz. Bu bizim sözlü kaynaklarımızın içine yer alacak. Peki gerçek eşya ve nesneler neler olacak? O döneme yazıdan önce bulduğum eşyalar aslında. İşte kapkacaklar, silahlar, daha sonrasında kıyafetler gibi unsurlar gerçek eşya ve nesnelerin içerisine girecek. Peki yazılı kaynaklar içinde neleri alacağız? Paralar, daha sonrasında kitaplar, fermanlar, beratlar, antlaşmalar gibi unsurlar yazılı kaynağın içine girerken görüntülü ve sesli kaynaklar aslında şu anda sizin yaptığınız. Bakın bu bir görüntülü kaynak mı? Evet. Aynı zamanda sesli bir kaynak mı? Yine evet. O zaman demek ki YouTube'u ne yapabiliriz? Görüntülü bir kaynağın içine ve sesli kaynağın içine alabilirsiniz. Yine resimler, yine ses kayıt cihazları, video kayıtları bunların hepsi de görüntülü kaynakların içine ne yapar? Girer diyeceğiz. Daha önce şurada söyledik arkadaşlar. Geldim devam edelim. Tarihin kaynakları ve kanıtlara dayandırılması gereken bir disiplindir. Az sayıda belki günümüze ulaşmıştır. Çünkü seller, depremler, savaşlar, yangınlar birçok belgenin bugüne kadar ulaşamamasını sağlayan en büyük unsurdu. Bakın mesela tarihçiler diyor ki Büyük İskender'in kurdurduğu bugün Mısır bölgesinde olduğu düşünülen İskenderiye Kütüphanesi yakılmasaydı bugün tarihi ve bilimi çok farklı konuşuyor olabilirdik derler. Yani demek ki eski belgelerin hepsine ulaşmış olsak belki insanlık tarihi çok daha farklı olabilirdi diyebilirim. Bazı tarih çalışmalarında kaynaklara bağlı olarak daha sınırlı bir çalışma alanı söz konusudur. Çünkü tarih diğer bilim dallarından faydalanır. Peki kimlerden faydalanabilirim? Bakın bir bölgeyi tespit edeceksem coğrafyaya başvururum. Yer anlamında bana yarar sağlayacak. Peki kazı çalışması yapacaksam arkeologlardan yardım alırım. Yani arkeoloji bana bu anlamda yarar sağlar. Peki toprağı kazdım, o döneme ait bir kültürel eşyaya rastladım. Kültür anlamında ise etnografya bana yarar sağlarken yine geldik arkadaşlar bir para bulduysam parayı inceleyecek bilim dalı hangisi olacak dersek numizmatik diyeceksiniz. Ama bir devlet arası diplomatik
diplomasiyle arkadaşlar antlaşma bir ferman bulduysam, diplomatik bu anlamda yarar sağlarken bir kemiğin yaşını hesaplamam gerekiyorsa kimyada karbon 14 testini kullanmam gerekiyor. Yetmiyor. Yine bu dönemde bir kitabe bulduysam etnografya, kitabenin üzerindeki o eski yazıyı inceleyeceksem paleografya, yine dili öğrenmem gerekiyorsa filoloji bu anlamda bana yarar sağlayacak. Ama oldu ki bir kafatasına rastladım ve hangi ırka ait olduğunu bilmem gerekiyor. Tabii ki bu anlamda da kim yarar sağlayacak dersek antropoloji bu anlamda bize yarar sağlayan en önemli unsur. Tarihçiler bu alanda bilgilerini kullanarak kaynakların hesaplanabilirlik, ölçülebilirlik ve kesinlik ölçütlerine göre değerlendirebilirler. Tarihsel bilgi de fen bilimlerinde olduğu gibi kesin bilimsel yasalara dayanan tarihsel olgular bulunmaz. Daha yine söyledik ya, sabunun formülü bellidir. Sabunu tekrar tekrar deneyebilirsiniz. Ha, ne yaparsınız? Kokular eklersiniz. Farklı sabun çeşitleri üretebilirsiniz. Ama sabunun yapısal formu belli midir? Evet, bellidir. Ama tarihte arkadaşlar her şey kesin midir? Tabii ki değil. Çünkü geçmişte yaşıyorsunuz. Geçmişin bir hafızasıdır tarih aslında. Yani bulacağım yeni belgeler eski belgelerin değişmesini ne yapar? Katkı sağlar. Tarihsel olgular fen bilimlerinin aksine kesin yasalara dayandırılamazken tarihçilerin kaynaklar üzerinde ulaştığı çıkarımlara ve yorumlara bağlıdır. Yani biz deriz ki Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethetmesiyle bir çağ kapandı, bir çağ açıldı. Orta çağ kapandı, yeni çağ açıldı. Çünkü yıkılamaz denilen surlar yıkıldı, Avrupa'da feodalizm son buldu. Yani biz bir çıkarım yaptık. Ama fen bilimlerinde kesinlik yargıları var mıdır dersek, evet, kesinlik yargılarından söz edebiliriz. Tarihsel çalışmaları belli bir sistemin dahilinde ve nesnel bir yaklaşımla yapılması, ayrıca farklı kaynaklar üzerinden çok sayıda kanıta ulaşması yönüyle bilimsel nitelik taşımaktadır. Bazı tarihsel bilgiler değişebilir. Mesela bakın, Atatürk'ün ölüm tarihi değişmez. Çünkü bellidir. Çünkü yakın tarihtedir. Ama işte biz diyoruz ya, Türklerde ilk düzenli ordu milattan önce 3200 yılında kuruldu. Ama biz bunu değiştirebiliriz. Çünkü bulacağım bir kazı çalışması her şeyi değiştirebilir. Ya da diyoruz ya, Türkler 1071 yılında Anadolu'ya göç ettiler. Belki bulacağım yeni bir belge bunun daha da eskiye ait olduğunu ya da daha sonrasında olduğunu ne yapabilir bize? Söyleyebilir. Bir konu hakkında çalışma yaparken kullanılan kaynaklara veya tarihçinin bakış açısına göre farklı yorumlar ya da çıkarımlar ortaya konulabilir. Tarihsel bilgiler elde edilen yeni bilgilere, belgelere ve araştırma sonuçlarına göre değişebilmektedir. Peki neden tarih? Çünkü tarih toplumların başından geçen olayları zaman yer göstererek belgelere dayalı bir biçimde anlatan, sebep sonuç ilişkisi içerisinde inceleyen objektif bir sosyal bilim dalıdır. Bakın unutmayın arkadaşlar, hemen burada hatırlatmanızı yapıyorum. Eğer ki diyor ki sana ben yoksam neyi de yok? Tarih de yok. Yani arkadaşlar, bir şeyin tarih olabilmesi için neye ihtiyaç duyarım? İnsana ihtiyaç duymanız lazım. Mesela örneği şöyle bir verelim. Orta Asya'da yaşanan kuraklıklar dersem bu coğrafyayı ilgilendirir. Ama Orta Asya'da yaşanan kuraklıklardan kaynaklanan yaşanan göçler deseydim tarihi ilgilendirir. Çünkü onun içinde ne vardır? İnsan vardır. Yani insanın olduğu her unsur tarihi ilgilendiren önemli bir noktadır. Şimdi aslında tarihin bu ezber noktası, ama ben size çok basit bir kafa yapısıyla bunu çok rahat bir şekilde anlatacağım. Şimdi birinle arkadaşlar böyle göz göze geldiniz, kapışacaksınız. Şimdi kapışmanız için bir sebep var mı? Evet, birbirinize nefret ediyorsunuz. Bak, bir neden sebep var, yani neden var. Sonuç olarak kavga ettiniz, çocuğu dövdünüz arkadaşlar. Sonrasında ne yaptınız? Siz yeriniz belli oldu mu? Oldu. Zamanınız belli mi? Zamanınız belli. İşte arkadaşlar, bunların hepsini toparladım. O yüzden de diyorsunuz ki arkadaşlar, yani bir şeyin tarih olabilmesi için zamana, yere, nedene, sonuca ne yapmak zorundayım? İhtiyacım olması gerekiyor. Geçmiş ve tarih kavramları arasındaki farklar neler peki? Geçmiş, yaşanmış somut olayların bir bütünüdür. Geri dönülemez bir zaman dilimidir. Örneğin Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşu, Fransız İhtilali gibi olaylar geçmişe aittir. Bunu tekrar yapamazsınız. Ancak olaylar sadece kendi başlarını düşünemeyiz. Olayların anlamak, yorumlamak ve geleceğe taşımak için tarih bilimine ihtiyaç duyuyoruz. Derim ki Osmanlı Devleti niye kuruldu? Derim ki Türkiye Selçuklu Devleti Kürsedağ Savaşı sonrasında zayıfladı. Beylikler ortaya çıktı. Ve Osmanlı Devleti buradan bir çınar ağacı gibi yükseldi.
Geldim devam ettim sonrasında. Fransız ihtilali neden oldu? Halk ile arkadaşlar bir mücadele sonrasında hak, adalet, eşitlik, demokrasi, cumhuriyet, seçme, seçilme gibi unsurlar insanlık literatürüne girdi. Tarihte ise geçmişte bu olayları belgeleyen, yorumlayan ve anlam bir bütün haline getiren bir insan etkiledi. Yani hatırlayın, insanın olmadığı yerde tarihte ne yapmaz? Olmaz. Tarihçiler çeşitli kaynakları kullanarak geçmişi yeniden inşa ederler. Örneğin bir tarihçi Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşunu incelerken o dönemde yazılmış tarih kitaplara, seyahatnamelere, fermanlara ve diğer belgelere başvurur. Eğer ki gününe göre yorumlarsa ne yapmış olur arkadaşlar? Anakronizm yapar. Peki nedir anakronizm? Şimdi arkadaşlar ben size Kanuni Sultan Süleyman'ı anlatırken, Kanuni Sultan Süleyman Viyana'nın kapılarına dayandığında ordularda WhatsApp gruplarını kullanmış olsaydı iş çok farklı olurdu dersem bana böyle bir bakarsınız, hoca ne anlatıyor. Aslında anakronizm yaptım. Tarihi gününün değerlerine göre değil, günümün değerlerine göre değerlendirdiğim için anakronizm, yani tarihin akışını ne yapmış oldum? Hatalı bir şekilde anlatmış olduğumu söylerim size. Kısacası geçmiş, yaşanmış olan her şeydir. Tarih ise bu yaşanmışları anlamlandırmaya, yorumlamaya ve geleceğe taşıma çabasıdır. Geçmiş bir nevi ham madde ise tarih bu ham maddenin yapılan bir eseri gibi söyleyebiliriz. Geldim. Tarihçiler bu eserleri oluştururken kendi bakış açılarını, bilgi birikimlerini, kullandıkları kaynakları ya da işin çeşitliliğini katarlar. Bu nedenle aynı olayı farklı tarihçiler farklı şekilde yorumlayabilirler. Bakın bugün mesela Avrupa'ya gittiğiniz zaman Avrupa'da arkadaşlar Orta Çağ'ın kapanmasını, coğrafi keşiflerin ve Rönesans'ın ortaya çıkması bir çağ kapattığını söyler. Ama biz Türkiye'ye geldiğiniz zaman Türkiye'deki tarihçilerin söylediği unsur nedir? Hayır kardeşim, yanlış söylüyorsunuz. Bir çağ açılıp bir çağ kapanmasının temel sebebi Fatih'in İstanbul'u fethetmesiydi. Başka bir belgeye dayandırırken Avrupa'daki tarihçiler farklı bir belgeye ne yapmaktaydı? Dayandırmaktadır diyebilirim. Peki zamanın farklı düzeyleri ve tarihsel zamanları nasıldır dersen, bireysel zaman hızlı akan kişisel deneyimlere dayalı zaman algısıdır. Toplumsal zaman ise sosyal yapıların etkisiyle daha yavaş akan zamandır. Coğrafi zaman çevresel faktörlerin etkisiyle neredeyse durmuş gibi algılanan zaman algısıdır. Tarihsel zaman toplumsal olayların kronolojik sırasını belirleyen ve tarihçilerin kullandığı zaman kavramı olarak ne yapmaktayım bilmekteyim. Peki Türkiye'de ya da Türk tarihinde takvimlerin çeşitliliğini görebiliriz. Şimdi dünyada ilk kez güneş ve ay esaslı neler ortaya çıkıyor? Takvimler ortaya çıkacak. İlk kez ay esaslı takvimi kimler yapmıştır dersem Sümerler yapacak. Tabii ki tarımsal faaliyetler bilimin gelişmesine katkı sunacak. Mısır'a geldiğim zaman Mısırlar da dünyanın ilk güneş takvimini yapacaklar. Tabii ki farklı uygarlıklar bu takvimleri alarak geliştirecekler, modernleştirecekler ve günümüz hallerine uyarlayacaklar. Roma düzenlemesinde Jules Caesar zamanında Antik Mısır Güneş takvimi yeniden düzenlenecek. Ve bugünkü miladi takvim diye adlandırdığımız Gregorian, yani miladi takvim ne yaptı? Oluşmaya başlayacak. Bakın mesela İngilizce'de Jules diyorsunuz değil mi? Jules aslında Jules Caesar'dan ne yapmakta? Gelmekte. Sonrasında Roma'dan sonra Gregorian takvimi ortaya çıkıyor. Antik Mısır takvimi 1582'de Papa 13. Gregorian tarafından düzenlenirken günümüzde bu takvim kullanılmakta. Bu takvim başlangıcı ise Hazreti İsa'nın doğumu kabul edilir. Yani kaçtır? Sıfır olarak kabul edilmektedir. Peki Türk tarih yüzyıllık dönemlere ve çağlara ayrılmıştır. Tarihsel çağlara ve yüzyıllara ayırmak tarihçilerin araştırmalarını ne yapmaktadır? Kolaylaştırmaktadır. Şimdi çağ ve yüzyıla bakalım. Çağ kendine özgü bir özellik taşıyan zaman parçası, asır dönem devridir. Mesela diyoruz ya bu çağın çocukları, yani bu devrin çocukları. Sonra geldim yüzyıl. Milat başlangıç olarak 099, 199, 299 gibi sayılan yüzyıllık dönemdir. Mesela kim diyelim? Şu anda kendimizden bahsedelim. 2000 arkadaşlar 99'da aslında bizim yüzyılımız. Yani kaçıncı yüzyıl? 21. yüzyıl dilimi diye ne yapabiliriz? Adlandırabilirsiniz. Şimdi peki Türkler kaç farklı takvim kullanmıştır dersem Türkler 5 farklı takvim çeşitleri kullanacaklar. Tabii ki İslamiyet'i kabul etmeden önce 12 hayvanlı Türk takvimini göreceksiniz. Her yıl bir hayvan adıyla anılmış. İşte maymun yılı, köpek yılı, pars yılı, sıçan yılı, fare yılı, tavuk yılı, maymun yılı, sığır yılı, balık yılı gibi yıllara adlandırılmış tabii ki. Yine güneş esaslı bir takvim olarak bilinmekte. Göktürkler, Uygurlar ve Çinliler tarafından kullanılıyor. Ama Çinliler mesela ejderha takvimi diyorlar.
Ama ben de diyorum ki 12 hayvanlı Türk takvimi diyorum. Her yıl bir hayvan ismi verilmiş. 12 yılda bir dönümsel nokta oluyor. Çünkü hayvanları tamamlayınca tekrar başa alıyorsunuz. Ama Türkler İslamiyet'i kabul ettikten sonra hangi takvime geçiyorum? Hicri takvime geçeceğim ama güneş esaslı değil, ay esaslı bir takvim olduğunu bileceksiniz. Peygamber Efendimizin Mekke'den Medine'ye göçünü başlangıç olarak kabul edecek. Yani 622 hicret başlangıçtır ve Türkler Müslüman olduktan sonra kullanılan bir takvimdir. Daha sonrasında Büyük Selçuklu Devleti'ne geldiğimizde Celaleddin Melikşah devlete özgü bir takvim yaptırıyor. Bu takvim ise Celali takvimi olacak. Celali takvim de yine güneş esaslı bir takvimdir. Yine önemli bir kişi olan Ömer Hayyam tarafından hazırlanıyor ve yine Selçuklu Sultanı Melikşah'a sunulmuştur. Ve unutmuyorsunuz yine ne esaslıdır? Güneş esaslı bir takvimdir. Osmanlı Devleti'ne geldiğimizde 2. Mahmut döneminde mali işleri düzenleyebilmek için Rumi takvim icat edildi. Rumi takvimle birlikte güneş esaslı bir takvim olduğunu, yine Osmanlı Devleti'nde mali işlerde kullanıldığını bilmeniz gerekiyor. Daha sonrasında Türkiye Cumhuriyeti ilan edildiğinde çağdaş muhasır medeniyetler seviyesine ulaşmak, dünya ile entegrasyonu sağlayabilmek için miladi takvim kabul edilmiştir. Ne esaslıdır? Güneş esaslıdır. Yine biliyorsunuz ki Mısırlar yapıyor, Romalılar ve Papa 13. Gregorian yapıp kullanılıyordu. Yine unutmuyorsunuz Hazreti İsa'nın doğumu yılbaşıdır aslında. Arkadaşlar bunu bu şekilde ne yapmanız lazım bilmeniz gerekiyor. Peki kaç farklı takvim var bize? Bak bakayım. Güneş, ay. O zaman demek ki benim için tek farklı olan takvim hangisi? Hicri takvim diyeceğiz. Peki bugün Türkiye Cumhuriyeti'nde kaç farklı takvim kullanılıyor dersek, iki farklı ne kullanılacak? Takvim. Niye iki farklı takvim? Hocam biz günlük hayatımızda sadece milat takvim kullanıyoruz. Evet doğru ama yanlış. Niye dersek? Şimdi bakın, ne zaman oruç olacak? Ne zaman Ramazan bayramına gireceğiz? Ne zaman Kurban Bayramı kesimini yapacağız? Gibi soruların hepsini aslında bana cevaplayacak takvim Hicri takvim. Yani dini günleri belirleyebilmek için. Ama günlük hayatımızı devam ettirebilmek ve dönemi devam ettirebilmek için hangi takvim kullanıyoruz? Miladi takvimi ne yapacağız? Kullanacağız. Geldim yüzyıl hesaplamalarından bahsedelim. Şimdi hatırlayın. Hazreti İsa'nın doğumu neydi arkadaşlar? Sıfırdı değil mi? Hazreti İsa'nın doğumu sonrasına ben milattan ne diyorum? Sonra derken Hazreti İsa'nın doğumu öncesini ise milattan önce kavramını kullanmam lazım. Unutmayın, bir şeyin 100 yıl olabilmesi için 0'la kaç yıl geçmesi lazımdı? 100 yıl. Yani 0.99 sizin için kaçıncı yüzyıl? 1. yüzyıl. Geldim. 100, 199 ise kaçıncı yüzyıl olacak? 2. yüzyıl diye adlandıracaksınız. Kendi zaman dilimize gelelim. 2000 arkadaşlar, 99 ise 21. yüzyıl. Peki yüzyıl hesaplamasını nasıl yapacağım dersem, bakın burada sıfırı gördüm, artı biri koydum. Bakın farkındaysanız kaça girdim? 1'e girdim. Bak yüzü gördüm, 3 hanenin ilk hanesini aldım. Artı biri koydum, 2. yüzyıla girdim. 4 haneye çıktığımda ilk 2 haneyi aldım. Artı 1'i koydum 21. yüzyıla. Bakın burada yüzyılı bu şekilde bulduk. Ama çeyrek ve yarı hesaplamaları nasıl yapacağız? Bakın burayı bölmüştük. İsa'nın doğumu demiştik. İsa'nın doğumunda arkadaşlar unutmayın 0-24 birinci çeyrek, 25-49 ikinci çeyrek, 50-74 üçüncü çeyrekken, 75-99 ise dördüncü çeyrektir. Tam bunu ortadan böldüm. Birinci yarı ve ikinci yarı olarak ne yapmaktayım? Adlandırmaktayım. Sonra sana dedim ki milattan önceyi hesaplarken de tam tersini alacaksın dedim. Bakın bu sefer farkındaysanız rakamlar sıfıra yaklaştıkça küçülüyor milatta. Ama burada sıfırdan uzaklaştıkça büyüyordu. 0-24 bakın dördüncü çeyrek oldu. 49-25 üçüncü çeyrek. Yine 74-50 ikinci çeyrek. Ya 99-75 ise birinci çeyrek olarak kabul ediliyor. Bunu da tam yine ortadan buldum. Birinci yarı, ikinci yarı demiştik. Şimdi bakın, hadi gelin birlikte şöyle bir hesaplama yapalım. Şimdi mesela siz kaç yılında doğdunuz dersem, mesela 2015 diyelim. Atıyorum, sallıyorum. Buraya 2015'i yazalım bakalım. Siz hangi çeyrekte, hangi yarıda doğdunuz? Bakın, burada 4 haneydi. Artı 1'i koydum arkadaşlar. 21. neyim oldu? 100 yılım oldu. Sonra son 2 haneyi gördüm. Son 2 haneyi gördükten sonra da çeyrek hesaplamasını bulacağım. Baktım nereye geldi? 0.24. O zaman 1. çeyrek kaçıncı yarı olur dersek? 1. yarı diyeceksiniz. Peki, milattan önce hesaplarken nasıl hesaplayacağız? Buna da mesela 3200 diyelim. Şimdi baktım, 3200'ü gördüm arkadaşlar. Bak, 32 artı 1'imi koydum. Milattan önce 33. yüzyıl.
Sıfırı gördüm bak burada. Kaça denk geldi? Dördüncü çeyreğe denk geldi. O zaman geldim dördüncü çeyrek. Kaçıncı yarı oldu? İkinci yarı olarak ne yapacaksın? Hesaplayacaksın diyeceğim. Geldim şimdi devam ettim. Şimdi tarih öncesi devirlere gireceğiz. Tarih öncesi devirler aslında yazının olmadan önceki devir olarak ne yapılmakta bilinmekte. Yani Yabadabadu diyeceksiniz. Şimdi aklınıza bir çağrışım yapsın. Yabadabadu dediğim zaman aslında çakmak taş devri geliyor değil mi? Yani taş devri diyeceğiz. Taş devri arkadaşlar 3 kısma ayrılacak. Eski taş yani paleolitik dönem insanlığın en ilkel ve en uzun dönemi diye adlandıracaksınız. Daha sonrasında insanoğlu obsidyen taşını bularak taşı yontmaya başlayacak ve orta taşa girecek. Yani mezolitik çağ göreceğiz ve tarımsal bir toplumun ortaya çıktığı yeni taş yani neolitik dönem ortaya çıkıyor. Ve insanoğlu sonrasında neyi keşfediyor? Madeni keşfediyor ve madeni buluyor. Ve biz bu dönemi üçe ayıracağız. Bakır, tunç ve demir devri diyeceksiniz. Bakır devri kalkolitik bir dönem. Yani aslında taştan madene geçiş aşaması olacak. Tunç devrinde ise şehirleşmenin ve şehir neyleri görmeye başlayacaksınız. Devletlerini görmeye başlayacağım. Sonrasında ise daha kalıcı eserler verilmesinin sonrasında tabii ki Sümerler neyi buluyor? Yazıyı buluyor. Yazıyı bulmasıyla da birlikte insanlık tarih öncesi devirleri sonlandırmış olacak. Tarihsel olay ve olguya bakacağız. Tarihsel olay, tarihte insanlığı etkileyen siyasi, sosyal, kültürel, ekonomik, dini konularda kısa sürede meydana gelen gelişmelerdi. Yani olay kısa sürecek. Ama olgu ise uzun süren bir serüven olacak bizim için. Şimdi olaya örnek verelim. Mesela Malazgirt Savaşı 1071 yılında oldu ve bitti. Kısa sürdü, o zaman olaydır. Ama Anadolu'nun kapılarının Türklere açılması tek bir zaman diliminde olmadı. Uzun bir neye ihtiyacım vardı? Zamana ihtiyacım vardı. O yüzden de ne oldu bu olay? Olgunlaşmaya başladı. Mesela Türklerin İslamiyet'i kabul etmesi. Olay mıdır, olgu mudur dersem olgudur. Çünkü Türkler bir anda İslamiyet'i ne yapmadılar? Geçiş yapmadılar. Ya da Kurtuluş Savaşı. Kurtuluş Savaşı bir olaydır. Çünkü oldu ve bitti. Ama daha sonrasında ne örnek verebiliriz? İstanbul'un Türkleşmesi dedim. Bakın bir anda olmuş mudur? Hayır, bir anda olmamıştır. O yüzden de kısaca örnek verelim. Unutmuyorsunuz. Tarihte olay diyorsam kısa sürecek, uzun diyorsam da olgunlaşmıştır. Yani olgu diyeceksiniz. Geldim neden sonuç ilişkisine. Tarihsel olaylar ve olgular arasında sıkı bir neden sonuç ilişkisi bulunur. Bir olay başka bir olayın nedeni olabilir veya bir olgunun sonucu olabilir. Bu ilişkiyi anlamak tarihsel süreçleri daha iyi kavramamızı sağlayacaktır. Mesela bir örnek vermiş profesörümüz. Bakalım ne diyeceğiz. Şimdi yaşanan küçük bir buzul çağında dünya çapında tarımsal üretimin azalmasını neden oluşacak ancak Celal İsyanlarının tek nedeni bu değildi. Değil mi? O zaman bir olay ilişkisi yaşamışız. Fransız İhtilali milliyetçilik düşüncesinin yayılmasında önemli bir katkı sağlamıştır diyebilirim. Bunlar da bizim bir nedenimiz, bir de sonucumuz ne yapacak? Olacak değerli arkadaşlar. Konu biterken aslında neyi gördük? Tarihin doğasını gördük. Neden sonuç ilişkisi içerisinde tarihe yardımcı bilim dallarını, tarihin özelliklerini, tarihte hangi unsurların bizim için değerli noktalar olduğunu, yine tarihte zaman çizelgesini, Türklerin kullandığı takvim çeşitlerini birlikte değerlendirip ele aldık değerli arkadaşlar. Şimdi size mükemmel bir ödül soru bırakıyorum. Cevapları yorum kısmına bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.